Arkadaşlar merhaba. Uzaktan eğitimin ikinci haftasının dördüncü Türkçe dersindeyiz. Sıfatların son iki konusu kaldı. İlk konumuz teleme sıfatlarını işledik, belirtme sıfatlarını işledik. Belirtme sıfatlarından işaret sıfatları ve sayı sıfatlarından bahsettik. Sayı sıfatlarını kendi içerisinde dörde ayırdık. Asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatı, kesir sayı sıfatı dedik. Hatırlatmak istediğim küçük noktalar var. Sıra sayı sıfatındaki kullandığımız ekimiz inci, ıncı ekiydi. Bu eklerin olduğu isimler, yani isimlere gelen kelimeler bize sıra sayı bildirirdi. Üleştirme sayı sıfatları da burada gördüğümüz ek olan er, ar ekiyle beraber karşımıza çıkardı. Yine kesir sayı sıfatında da isimlere gelen, yani isimlerin önüne gelen sözcüklerde d, da, eki almış olan kelimelerdi. Fakat bununla beraber yarım, tam, çeyrek, ikiz, bütün gibi kesirleri ifade eden ek almamış sözcüklerde bulunmaktaydı. Şimdi bugünkü dersimizde belgisiz sıfatlar ve soru sıfatlarından bahsedeceğiz. Konunun sonuna geldiğimizde de sıfatlarla ilgili genel bir tekrar yapacağız. Şimdiden herkese iyi dersler diliyorum. Şimdi belgisiz sıfatlar. Şimdi burada birazcık okulda ders işlerken de kafamız karışmıştı. Niye kafamız karışmıştı? Bir ismin önüne gelen belgisizlik belirten sözcüklerdir dedim. Siz isimlerle belgisizlik belirten sözcükleri birbirine karıştırmıştınız. Şimdi ilk baştan teker teker anlatarak ilerleyeceğim. Tanım yapmışım. Tanımımda demişim ki varlıkları tam olarak değil de aşağı yukarı belirli belirsiz belirtmeye yarayan sıfatlardır. Yani ben burada demek ki kesinlik aramıyorum. Net bir sayı aramıyorum. Net bir gün veya net bir saat aramıyorum. Vermek istediğim bilgi burada yazdığı gibi aşağı yukarı belli belirsiz. Yani hani şöyle bir deyim vardır ya, şöyle böyle. Tam olarak kafamda net bir sayı belirtmeme gerek yok. Örneklerim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane örnek yazdım. Bu 10 cümle bizim için çok önemli. Çünkü belgisizlik bildiren kelimeleri de aynı zamanda öğrenmiş olacağım. Başlayalım. Bir kız içeriye girdi dedim. Şimdi benim burada dikkat etmem gereken şey şu. Belgisiz sıfatlardan bazı sözcükler, mesela bir sözcüğü, sayı bildiriyorsa sayı sıfatıydı, asıl sayı sıfatı, belirsizlik bildiriyorsa belgisiz sıfattı. Şimdi ben burada bir kız içeriye girdi derken, içeriye giren bir kız, iki kız, üç kızdan bahsetmiyorum. Sadece içeriye giren kızın kim olduğunu bilmediğim için belgisizlikle konuşuyorum. Diyorum ki, bir kız içeriye girdi ama kim olduğunu bilmiyorum. Giren kişi bir kızmış. Tamam mı? Buraya belgisiz sıfat dedim. Bunu nasıl sayı sıfatı yapabilirim? Şöyle diyebilirim. Konuşma için bir kız öğrenci istedim. Yani sadece tek bir kız öğrenci sayı olarak. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi ikinci örneğimdeyim. Diyorum ki birkaç kuruş kazanmak için çalıştı. Tekrar söylüyorum. Burada belirsizlik anlamı arayacağım. Kuruş benim burada isim olarak alabileceğim kelime. Bakıyorum. Diyorum ki aşağı yukarı belli belirsiz birkaç kuruş. Şimdi ben burada 10 lira mı kazandım, 20 lira mı kazandım, 30 lira mı kazandım bilemiyorum. Burada bildiğim tek şey belgisizlik var. İsmin önüne gelmiş. O yüzden ben burada belgisiz sıfattan bahsedebilirim. Bir alttaki örneğimdeyim. Diyorum ki çoğu gün gelmediği oluyor. Şimdi dikkat etmem gereken şey şu. İsmi bulacağım. İsmin önüne gelen bir belirsizlik ifadesi içeren bir sözcüğüm olacak. Burada olduğu gibi çoğu gün. Mesela bir hafta kaç gün oluşuyor? 7 günden oluşuyor. Ben bu 7 günün 5 günü okula geliyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Çoğu gün gelmedi oluyorsa bu hafta içerisinde pazartesi mi, salı mı, çarşamba mı yoksa sadece perşembe, cuma mı bilemediğim için belirsizlik ifadesi kullanıyorum. İsmin önüne geldiği için de belgisiz sıfat oluyor arkadaşlar. Hemen bir alttaki örneğimdeyim. Hiçbir kimse seni anlamayacak dedim. Şimdi dikkat etmem gereken şey şu.
İsim olarak aldığım sözcük de burada belirsizlik belirten sözcükle bütünleşmiş olması lazım. Dolayısıyla burada da belgisizlik sıfatından söz edebilirim. Bir sonraki örneğindeyim. Her çocuk özeldir. Şimdi çocuklar, tabii ki her çocuk özeldir. Bu dersi izleyen bütün öğrencilerim özeldir. Size çok güzel, çok verimli bir şekilde ders anlatmaya çalışıyorum. İnşallah evde tekrarlarınızı yaparak, ders çalışarak, test çözerek, kitap okuyarak sizler de ne kadar özel çocuklar olduğunuzu anlayıp bir o şekilde kendi yetişiminize, kendi gelişiminize katkıda sağlıyorsunuzdur. Devam edelim örneğimizden. Her çocuk özeldir dedim. Şimdi çocuk burada benim ismim. Belirsizlik her çocuk. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam, bütün çocukları kastetmişsiniz. Burada bir belirsizlik yok. Ama aslında her çocuk derken gözün önüne gelecek çocuk isimleri, çocukların içerisinde kimler var, tanıdığım, tanımadığım, burada bir belirsizlik var. Dolayısıyla buna da belgisizlik sıfatı var diyebilirim. Kimi zaman seni arıyorum dedim. Zaman burada benim ismim. Hangi zamanlarda, yani sabah mı, akşam mı, öğlen mi aradığımı bilmiyorum. Belirsizlik kullanmışım. Belgisiz sıfat var diyebilirim. Devam ediyorum. Bütün yollar kapatılmış dedim. İsmimi buluyorum. Yüklemimi ayırdıktan sonra tabii ki ismimi buldum. Bütün yollar. Şimdi ben size desem ki Tuzla'nın bütün yolları kapatılmış. Belki bizim okulun olduğu caddeyi bilirsin, sahilin olduğu caddeyi bilirsin, çarşıya giden caddeyi bilirsin. Ama Şifa'ya giden veya Şifa gibi diğer mahallelerin içerisinde bulunduğu bütün yolları bilmemiz imkansız belirsizlik olduğu için belgisiz sıfat diyorum. Tekrar devam ediyorum. Her yer darmadağınlık. Şimdi yapmam gereken şey şu. İsmin bakacağım ve isimle belirsizlik ifadesi taşıyan bir sözcük olması lazım. Her yer. Neresi bu her yer? Yani sınıfımız mı darmadağınık, evimiz mi darmadağınık, sokaklar mı darmadağınık bilemediğimiz için burada da belgisiz sıfattan bahsedebilirim. Bir sonraki örneğimdeyim. Başka biri olsa bu kadar üzülmem dediğimde biri benim için burada isim. Başka biri belgisizlik taşıyan, yani belirsizlik taşıyan bir kişilik var. O yüzden belgisiz sıfat diyebilirim. Son örneğime geldiğimde bazı derslerde daha iyiyim dedik. Şimdi ders burada isim. Bakıyorum bazı dersler, bir kısmınız fen dersinde, bir kısmınız Türkçe dersinde, bir kısmınız matematik dersinde derslerimiz değişebilir. O yüzden belgisiz sıfat diyebilirim. Tekrar söylemek istediğim bir şey var. Belgisiz sıfatlarda bilmenizi istediğim önemli bir konu, bazı kelimelerin hem sayı bildirirken sayı sıfat olarak kullanılabileceği, hem de belgisizlik bildirirken de belgisiz sıfat olarak kullanılabileceği konusundaki bilgiydi. Lütfen bunu unutmayalım. Şimdi son sıfat türümüze geldik. Soru sıfatları. Şimdi arkadaşlar, soru sıfatlarını kendisi soru anlamı katar. Herhangi bir soru sormama gerek yoktur. Zaten cümlede ismin önüne gelip soru anlamı sağlayan kelimelere bir soru sıfatı denir. Şimdi tanımımızda diyor ki, varlıkları soru yoluyla belirten sıfatlardır. Güzel. Kaç kişi buraya gelecek? Bütün cümlelerimin sonunda zaten soru işaretini görüyorum. Şimdi yüklemimi ayırıyorum. Kaç kişi isim? İsmin önüne bir soru kelimesi gelmiş. Şimdi benim burada dikkat etmem gereken şey şu. Sıfatlar isimlerin önüne gelen sözcükler olduğu için soru sıfatında da ismin önüne gelmesi lazım. Hangi gün seni göreceğim derken gün isim, hangi gün soru anlamı taşıyan kelime. Ne zaman burada olacağım? Şimdi yüklemimi ayırıyorum. Ne zaman derken ismim hangi zaman türünde? Yani sabah mı burada olacağım, akşam mı burada olayım, gündüz mü burada olayım, ne zaman? Yani soru anlamı taşıyan kelimelerimin hep ismin önünde olması lazım. Şimdi neredeki ev sizin derken ev burada isim, tekrardan söylüyorum. Neredeki soru anlamı sağlayan kelimemdi. O yüzden soru sıfatından bahsedebilirim. Nasıl araba istiyorsun dedim. Tekrar söylüyorum.
araba isim. Soruyu soruyorum. Nasıl araba istiyorsun? Soru anlamı sağladığı için soru sıfatı diyebilirim. Devam ediyorum. Neredeki savaş haber olmuş dedim. Tekrardan bakıyorum. İsmi buldum. İsmin önünde bir soru anlamı taşıyan kelimem var. O yüzden soru sıfatından da bahsedebiliyorum tabii ki. Hangi deniz daha tuzludur? Şimdi ismim var. İsmin önüne gelen soru anlamı sağlayan kelimem de var. O zaman bu cümlede soru sıfatı vardır diyebilirim. Kaç öğrenci dersi izliyor dedim. Umarım şu an 6. sınıflardaki bütün öğrencilerim dersi izliyordur. Ve ona göre de bir verim alabiliyoruz. Şimdi kaç öğrenci dersi izliyor derken öğrenci isim. Kaç derken de soru anlamı sağlayan bir soru sıfatım var. Evet çocuklar. Şimdi ilk 4 dersimizde uzaktan eğitimin 2. haftasının ilk 4 dersinde sıfatları işledik. Bir sonraki dersimizde zamirleri işleyeceğiz. Biz ders sırasında yani okullarımız bu sürece girmeden önce sıfatlar ve zamirleri zaten işleyip bitirmiştik. Sıfatların ismin önüne gelen sözcükler olduğunu, zamirlerin ismin yerini tutan sözcükler olduğunu sizlere söylemiştim. İki konuyu ayrı ayrı işlerken gayet güzeldi. Ama iki konuyu birleştirip örnek sorular çözmeye başladığımızda hangi kelime ismin önüne geliyor, hangisi ismin yerini tutuyor diye bir karışıklık yaşıyorduk hatırlarsanız. Genelde tekrar yaparak bu konunun önüne geçmek istiyorum. Şimdi sıfatları, niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı diye ikiye ayırdık gördüğünüz gibi. Lütfen şu tabloyu defterinize de çizdirmiştim. Herkes bir kağıdı çizsin. Gözünün önünde görebileceği güzel bir yere alsın. Sıfatlar ve zamirler bizim için gerçekten çok önemli bir dil bilgisi konusu. Şimdi sıfat ön ad, isminin diğer adının ön ad olduğunu söyledim. İsimlerden önce gelir dedim ve makmek master eki alamayan sözcükler isimlerdir dedim. Lütfen karışıklık yaşamayalım. İsimlere bazı sorular soracağız. Bu sorulara göre sıfat rengini mi, durumunu mu bildiriyor, sayısını mı bildiriyor, sırasını mı bildiriyor, belirsizlik mi bildiriyor? Bu sorduğumuz sorulara göre aldığımız cevaplarla sıfatların türlerini anlatacağım demiştim. Mesela burada birkaç tane örnek vermiştim. Bazı insanlar derken artık konuyu ikinci kez tekrar ettiğimiz için biliyorsunuz. Belgisizlik taşıdığını, güzel günler derken de nasıl günler sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatı olduğunu artık çok iyi biliyorsunuz. Şimdi niteleme sıfatı dediğimizde isimlere nasıl sorusunu sormamız gerektiğini söylemiştim. Burada da bir tanım olarak, örnek olarak demiştik ki mutlu günlerimiz olacağını biliyorum. Bu arada tabii ki mutlu günlerimiz olacak. Şimdi hepimiz evlerimizde havalar güzelleşmeye başladı. Bahar günlerinde evlerde oturuyoruz diye üzülmeyin. Bundan sonraki gelecek güzel günlerimiz için lütfen evlerimizde oturup güzelce ders çalışalım çocuklar. Şimdi örneğimizden devam edelim. Nasıl günler diye sorduğumda dedim mutlu gün cevabını aldığım için nasıl sorusuna cevap veren isimleri niteleyen sözcüklere niteleme sıfatı denir diye belirtmiştim. Örneklerimizi zaten hatırlıyorsunuz. Nasıl elbise dediğimde yeşil elbise, nasıl öğrenci dediğimde çalışkan öğrenci, nasıl çanta dediğimde güzel çanta cevabını aldığımız için isimlere sorulan nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır demiştik arkadaşlar. Şimdi bizim asıl meselemiz buradaydı hatırlarsanız. Niteleme sıfatları evet güzel bir şekilde konunun anlaşıldığını biliyorum ama belirtme sıfatlarında da işaret sayı, belirsizlik ve soru yoluyla belirten sözcüklerden oluşan bir sıfat gruplarımız var. Yani niteleme sıfatını kendi arasında herhangi bir türü ayırmazken belirtme sıfatlarını 1, 2, 3, 4 ana başlık altına ayırıp sayı sıfatlarını da kendi arasında 4'e ayırmıştık. Şimdi devam edelim. İşaret sıfatına dedim ki ben işaret sıfatıyım. Nesneleri ve kavramları işaret etmek amacıyla kullanılan kelimelerdir dedim. Hangi sorusunu sorduğum zaman aldığım cevap benim işaret sıfatımdı. Şimdi mesela örneklerimde de size anlatmıştım ama diyorum ki bu hafta Türkçe dersinde sıfatları işledik. Hangi hafta? Bu hafta. İşaret sıfatı. Diyorum ki şu çocuk sabahtan beri bana bakıyor. Hangi çocuk? Şu çocuk. Diyorum ki
Öteki hafta sizleri görmek isterim. Hangi hafta? Öteki hafta. Gördüğünüz gibi isimlere sorulan hangi sorusunun cevabı işaret sıfatıyla dedik. Tekrardan hatırlatmalarımı yapıyorum. Lütfen sizler de bu konuda dikkatli olun. İşaret sıfatı ile ilgili önemli bir not vermiştim. Arkadaşlar sınavda soru olarak gelir demiştim. Tekrar hatırlatıyorum. Ki eki, deki, dakı ekleri ile türetilmiş olan sıfatlar da işaret sıfatıydı. Mesela yoldaki işaretler derken hangi işaretler? Yoldaki kelimesi benim işaret sıfatımdı. Yine aynı şekilde sondaki kitap derken hangi kitap? Sondaki. Veya ki eki ile yapılmış hangi sıra derken öndeki gibi örneklerimizi de verebiliriz. İşaret sıfatı bu şekildeydi. Sonra da sayı sıfatı dedim. Sayı sıfatını tekrardan size şöyle açacağım. Asıl sayı sıfatı kaç sorusundan oluşur ve tam sayı olarak belirtir dedim. Sıra sayı sıfatı kaçıncı sorusunu sorarız. İnci inci ekini alır dedim. Üleştirme sayı sıfatı kaçar kelimesini yani kaçar sorusunu sorar dedim. Yine hemen bir alttaki sayfamda da kesir sayı sıfatı kaçta kaç sorusunun cevabıdır dedim. Şimdi çocuklar bunu hep birlikte göstermek istiyorum. Çünkü türlerini ayrı bir sıfat türü olarak değerlendirdiğiniz için. Ama aslında öyle değil. Belirtme sıfatlarının ikincisi sayı sıfatı. Sayı sıfatı kendi arasında dörde ayrılır. Asıl sayı sıfatı kaç sorusuyla, sıra sayı sıfatı kaçıncı sorusu ve inci ekiyle, üleştirme sayı sıfatı kaçar sorusu ve er ekiyle, yine kesir sayı sıfatı da kaçta kaç sorusunu sorarak DDA şeklinde yapılırdı. Ama burada bilmen gereken farklı bir kural, yarım, çeyrek ve tam kelimelerinin de kesir sayı bildirdiğini unutmaman lazımdı. Şimdi sayı sıfatlarını bu şekilde hatırlattıktan sonra belgisiz sıfatlarda arkadaşlar dedim ki tam olarak değil aşağı yukarı belli belirsiz anlamları yaratır dedim. Belgisiz sıfatta şunu söyledim. Sayı anlamı varsa sayı sıfatı, belirsizlik anlamı varsa belgisiz sıfattı. Mesela bu örneğimde içeriye giren bir kızdan bahsettim. İçeriye giren kızı tanımıyorum, bilmiyorum. İsmini dahi sormadım. O yüzden bu benim için belli belirsizlik bir anlam katar. Bu yüzden belgisiz sıfattır. Ama desem ki bir kız öğrenci al yanıma gel desem mesela sadece tek bir kız öğrenci istediğim anlamına gelir. Burada sayı sıfatıdır diyebilirim. Tekrardan bakıyorum. Çoğu gün derken belgisizlik var. Her çocuk derken belgisizlik var. Bütün yollar derken de belgisizlik var. Geldik sıfatların son türüne. Çocuklar, soru sıfatlarının herhangi bir sorusu yoktur tabii ki. Ama isimlerden önce gelen soru anlamı sağlayan bütün kelimeler benim soru sıfatlarımdı. Şimdi 4. dersimizde sıfatları tamamen bitirdik. Sizlerden diyeceğim, uzaktan eğitim sürecimiz boyunca vermiş olduğum okuma kitaplarını okumanız, ödevlerinizi yapmanız, işlediğimiz konuları güzelce tekrar etmeniz ve evde ailelerinizle güzel ve güvenli vakitler geçirmenizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.